başlatıyorum. Teşekkürler. İlki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında yapılan Türk Dili Kurultaylarının 9.sü 2020 yılında yapılmak üzere planlanmıştı. Toykuk Anıtı'nın dikilişinin 1300. yıl dönümü münasebetiyle Bilge Toykuk için bir program hazırlanmıştı. Ancak dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle 2020 yılında yapılması planlanan bu kurultayımız yapılamadı. Bugün burada yapılamayan Türk Dil Kurultayı'nın 9.sunu gerçekleştirmek üzere bulunmaktayız. 9. Türk Dil Kurultayı'nın Yunus Emre Salonu'ndaki 15. oturumunu açıyorum. Programda her konuşmacı 15 dakika süre ayrılmıştır. Bu yüzden katılımcılarımızdan bu süreye riayet etmelerini istirham ediyorum. İlk konuşmacımız Doçent Doktor Cavide Mehmedova. 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan şiirinin dil özellikleri adlı bildirisini bizlere sunacak. Söz size Cavide Hocam. Sayın Oturum Başkanım, sayın hocalarım, tekrar her birinizi sağlıyorum. İlk önce bu kurultayın gerçekleştirilmesinde emeği geçen her bir kese teşekkürlerimi bildirir, sevgi ve saygılarımı sunarım. Her birimize başarılar dilerim. Hocamın buyurduğu gibi benim bildirimin konusu 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan şehrin dil özellikleridir. Bilindiği üzere 20. yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu'nda meydana gelen sosyopolitik olaylar Azerbaycan'daki yaşam koşullarını büyük ölçüde zorlaştırsa da ulusal kurtuluş ve birlik ideyanın gerçekleştirilmesi için de temel oluşturmuştu. Sosyopolitik olaylar ülkenin çeşitli alanlarına yanı sıra edebiyat, basın ve bilimi de etkilemekte yeni hedeflerin belirlenmesine neden olmaktaydı. Böylece edebiyat, basın ve bilim ulusal kurtuluş mücadelesinin ideolojik cephesi haline gelmiş ve ulusal kimlik fikrinin toplumsal düşüncede önemli yeri sağlamak için ciddi amaç ve hedefler belirlenmişti. Ulusal kimlik ve birlik kavramının toplumsal düşüncede öne geçmesini silahlı mücadele kadar önemli sayan Azerbaycan aydınları amaçlarının gerçekleştirilmesi için birçok önemli sorunlar belirtmekteydiler ki bunlardan biri de ulusal dilin gelişimi meselesiydi ve bu konuyla ilgili birkaç amaç belirlenmişti. Birinci, Azerbaycan Türkçesini herkesin anlayabileceği bir seviyeye taşımak, edebiyatın ve basının konuşulan dile yakın bir dilde yaratılması. İkinci, Azerbaycan'ı tüm Türk dünyasına yakınlaştıracak bir dilin oluşumu, tüm Türk uluslarının anlayabileceği bir dilde edebiyat ve basın oluşturulması. Birinci yolu izleyen aydınlar realizm edebiyatının temsilcileriydi ve asıl amaçları Rus İmparatorluğu'nun sinsi politikasının sonucu olarak eğitimden, dini ve milli değerlerden mahrum kalan nüfusun aydınlanmasına hizmet etmekti. Ve bu yüzden de onlar eserlerinin ve basının konuşulan dile uygun bir dilde yaratılmasını önemseyerek yalnız Azerbaycan'da değil, Kafkasya'da yaşayan tüm Müslümanların anlayabileceği bir dili sanat diline dönüştürmekteydiler. İkinci yolu seçen aydınlar romantik edebiyatın temsilcileriydi. Onlar için ulusal kimlik fikri, milli birlik ideali daha geniş anlama sahipti. Onlar tüm Türk milletlerinin aynı çıkarlar etrafında birleştirilmesi ve tüm Türk dünyasının anlayabileceği bir Türk dilinin yaratılması fikrini savunmaktaydılar. Onların yaratıcılıklarında eski Türk dilinden daha çok da Türkiye Türkçesinden gelen kelimeler önemli yere sahipti. Azerbaycan Türkçesinin gelişimini, saflığını esas alan şairlerin amacı Azerbaycan edebi Türkçesini yaratmak, bu dilin klasik edebiyatımızdan gelen sanatsal güzellikleri hem de Türk dilleri için ortak olan niteliklerini korumak idi. Gerçekçi şiir örneklerinde Türkiye Türkçesinin fonetik ve sözcüksel normları çok yaygındı ve bu eserlerde şimdiki zaman tipi olan yor çok sık bir şekilde kullanılır. Örneğin Sabri'nin yaratıcılığında nasıl, tuhaf, konuşmak, şimdi, yarın ve bu gibi çok sayıda kelimeler ve Türkiye Türkçesine özgü yor zaman kipi, iz, şahs eki ve benzerleri sıkça kullanılmıştır. Edebiyatın romantik kanadının temsilcileri daha zor bir amaç için gayret etmekteydiler. Azerbaycan'ın tüm Türk dünyasına yakınlaştıracak bir dilin oluşumu ve tüm Türk uluslarının anlayabileceği bir dilde edebiyat ve basın oluşturması onların esas amacıydı. Romantiklerin ulus kavramı daha geniş anlamı kapsadı. Onlar tüm Türk milletlerini tek bir ulus olarak dikkate aldıkları için
tüm Türklerin anlayabileceği bir edebiyatın oluşturulması girişimine büyük sevgi ve kararlılıkla katılmışlardı. Ortak bir Türk dili yaratma arzusu Azerbaycan romantiklerinin birlik düşüncesinden ve Türk dünyasının büyük şahsiyyeti Kasparalı'nın dilde əməldə işlevlilik idealından kaynaklanmaktaydı. Kasparalı söylenmişti ki, milletimizin eseri olan lisanımız edebi olarak işlenmemiş ise de çeşitli Türk dillerinden kelime alınıp işlenirse şimdikine göre çok daha fazla parlak ve kullanışlı olur. Bu fikri milli birliğe götüren ana fikirlerden biri olarak kabul eden Azerbaycan romantiklerin bunun gerçekleşmesi için her türlü çabayı göstermişler. Bilim adamı Tofiq Hacıyev'in tabirince bugün tüm Türk coğrafyasında kültürel alandan başlamış ticari ve eğitim alanlarına kadar üst düzeyde ilişkiler kuran Türkiye, öten yüzyılın başlarında da tüm Türk dünyasının birlik adresiydi. Ve Azerbaycan şairleri ortak Türkçenin oluşturulmasına hizmet eden yaratıcılarında daha çok Türkiye Türkçesinin gramer kurallarını ve her bir Türk'ün anlayacağı kelimeleri esas almaktaydılar. Romantik edebiyatın temsilcilerinin yaratıcılarında eski Türk dilinden daha çok da Türkiye Türkçesinden gelen sözler önemli yere sahipti. Onların yaratıcılarında bu mesele birkaç şekilde ortaya çıkmaktaydı. Birinci, daha önceki yüzyıllarda dilimizde kullanılan, sonralar ise arkaik olan, fakat diğer Türk dillerinde anlaşılan ve Türkiye Türkçesinde aktif olan kelimelerin kullanılması, örneğin pek, işte, hep, evet, erkek, birer, iker ve benzerlerin. Bu nitelik neredeyse tüm romantiklerin, hatta bazı gerçekçi şairlerin eserlerinin karakteristik özelliğiydi. Özellikle Ali Bey Hüseyinzade'nin editörlüğünde yayınlanan ve romantiklerin basın organı olan Füyüzat dergisinin dilinde bu nitelik daha belirgindi. İkinci, Türkiye Türkçesine sade imla kurallarından başlamış karmaşık dil bilgisine kadar birçok meselelerin dikkate alınması, çok sayıda kelimelerin kullanılması, Burak Hüseyin Cavid'in, Ali Bey Hüseyinzade'nin eserleri dahildi. Abdullah Şahit, Ali Bey Hüseyinzade'nin bu alandaki hizmetleri hakkında yazar. Ali Bey, edebi dilimizi ıslah etmeye, edebiyatımızı üslup ve sanat açısından yüceltmeye çalıştı. Ancak hem o zaman hem de günümüzde Ali Bey'in eserlerinin yanı sıra Füyüzat dergisinin dilinin çok karmaşık olduğu kanaatler var. Ancak Abdullah Şaik, Ali Bey edebi dilimizi ıslah etmeye çalıştı diye yazar. Bu da bir daha kanıtlamaktadır ki, Şaik bizim dilimiz dediği zaman tüm Türk dünyasının anlayacağı bir dilden bahseder. Onun dilimizin ıslah edilmesi ifadesi ise çeşitli Türk milletlerinin dillerindeki farklılıkların, onları birbirinden uzak salan niteliklerin aradan kaldırılması sorununu kasteder. Mükemmel bir edebi dilin yaratılması için Hüseyin Cavid'in yaratıcılığı özel bir öneme sahiptir. Belirtildiği gibi aydınlar ulusal düşüncenin milli birlik idealının temeli olarak iki faktörü esas almaktaydılar. Ulusal tarihin araştırılması ve ulusal dilin gelişimi. Cavid de bu iki esas faktörü dikkate alarak eserlerinde eski Türk tarihinin kronolojik ve tarihsel doğrulukla kaleme alarak eserlerini ilginç bir dilde yazmıştır. Cavid'in eserlerinde Azerbaycan Türkçesi için arkaik olan lakin Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde lehçe dili öğesi olarak kullanılan, Türkiye Türkçesinde aktif olan kelimelere şunun, niçin, neden, kişi ve benzerleri geniş yer almıştır. Örneğin 18. yüzyıla kadar Azerbaycan edebi dilinde kullanıldığı belli olan emir şeklinin birinci şahıs tekini bildiren ayın, eyin ekleri, birinci şahsın çokluğunu ifade eden alın, erin, eki, Cavid'in eserlerinin dilinde sıkça kullanılır. Onun kahramanlarından biri söyler. Teyyare verin bir uçayım ben, Allah'ı bulup sirr açayım ben. Yahut başka bir eserinde, siz mehabbet edinde bir çıkalım. Ne var ne yok bakalım. Doktor Karatay'ı getirelim, bakalım ne diyor. Artık 18. yüzyıldan başlayarak Azerbaycan'da aktif olmayan bu dil özelliklerini eserlerinde kullanmasının esas nedeni Türkiye Türkçesi de bunların istek olarak aktif olmasıydı. Cavid Türkiye Türkçesinden yeterince faydalanmış bu dilin önemli özelliklerini dikkate almış, deyimsel ifadelerini kullanmıştır. Örneğin soldaki spor, bu solaya şaşırma ve benzer deyimler Cavid'in yaratıcılığında sıkça kullanmaktadır. Şair Azerbaycan Türkçesi için karakteristik olmayan bildirme kiplerinden şimdiki zamanı yor ekini kullanmıştır. Yalnız yor ekini. Başka bir deyişle Cavid'in yaratıcılığında daha çok Türkiye Türkçesinin dil faktörlerine rastlanmaktadır. Örneğin şu alıntılara dikkat etmek yeterli. Eserlerinin birinde şair yazır. Hayır, ben kalabalıktan hoşlanmam. Burası daha iyi değil mi ya? Nasılsın? Bakalım ne yapıyorsun? Hala unutmadın mı? Unutamadın mı ya? Ben çok vakit kendimi unutuyorum fakat bu sözü unutamıyorum çünkü seni unutamıyorum. Teşekkür ederim. Görünüyor ki kavgadan pek sevgi alıyorsunuz. Yani bu getirdiğim alıntıları ben Türkiye Türkçesine çevirmedim. Cavid sadece böyle yazmış. Cavid dildeki anlaşılmazlıkları ıslah ederek Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi özellikle de İstanbul lehçesi arasında bir köprü yaratmış
Bu iki şey arasında mesafeyi kısaltmıştır. Bu süreç Sovyet hükümetinin kurulmasından sonra da devam etmiş ama bu sadece kelimelerin bazı az sayıda gramer kurallarının kullanımında görülebilir. 20'li 30'lu yıllar yazılı şiir dilinin sözlüğü Arap Fars daha çok ise yeni Türkiye Türkçesinin elementleriyle zengindir. Türkiye Türkçesinin bu elementleri daha çok Semed Ruhu'nun mükemmel müşrikin ve benzerlerinin yaratıcılığı için karakteristiktir. Semed Ruhu'nun şiirlerinde alıntılar dikkatinizi çaktırmak isterdim. Şair yazıyor, düşünmez nerede viraneler var, dolandın nereler, de hangi yerler, hangi semte, hangi yana, pek çocuktum yere gömdüler seni, neredesin, ah gözlerim hep seni bekler, sisli yağmurlu sokaklar giderim, bana, ben, yarın ve benzerleri gibi Türkiye Türkçesinden alınan kelimeler rastlansa da bu sadece bir şairin eserlerinin dil üslubu özellikleri gibi açıklanabilir. Müşfik'in yaratıcılığında da rastladığımız Türkiye Türkçesi'nin lehçeleri, kelimeleri üzerinden bu gibi birçok örneklerde öyle şeydir. Bu şairler Cavid'in eserlerinin dilinden faydalanmalar da belli siyasal olaylar nedeniyle bu yaratılması işi bitmemiş kalsa da bildiği bir milletlerin bu kutlamada birleştirdi. Millet İttihadı'nın olan Cavit Yaratıcılarına rağmen Azerbaycan'da milli birlik fikrini nesilden nesile aktarmaya devam etti. Romantik edebiyatın bu dilsel nitelikler yaratılması ulusal birliğin değişmesine ve korunmasına gerçekten katkıda bulunmuştur. Bu da dilin ulusal birlik ideyanın temel taşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgali nedeniyle ortak Türkçe yaratma amacı tamamlanmasa da Cavit bu alanda çok büyük işler yapmıştır. Cavit'in eserlerinin dili ne bugünkü Azerbaycan ne de Türkiye Türkçesi değil. Bu gerçekten de tüm Türk coğrafyasında anlaşılacak bir dildi. Son olarak söylemek isterdim ki realist edebi aklını temsilcilerin Türkiye Türkçesine özgü kelimeleri kullanarak edebi dili zenginleştirmekle beraber bu kelimeleri şiir aracılığıyla halkın konuşma dilini aktarabilmişler. Romantik edebi aklının temsilcileri ise sonuçta tamamlanmamış kalsa da tüm Türklerin anlayabileceği bir dilin temellerini atabildiler. Anlaşıldığı gibi 20. yüzyılın başlarında yaranan Azerbaycan şiirinin dil özellikleri söz konusu dönemde aydınlarımızın ortak Türkçe için mücadelesini sergilemektedir. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Cavide Hocam teşekkür ederiz. Bildiğimizin bir kısmında sanırım bağlantı hızı biraz düştü. Duymakta biraz zorlandık ama genellikle duyabildik anlattıklarınızı. Çok teşekkür ederiz. Ben Şimdi teşekkür ederim. sırada Doçent Doktor Lala Hasanova var. Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatında roman, anılar, tür özellikleri ve tipoloji isimli bildirisini bizlere sunacak. Lale Hocam buyurun. Ben de herkese selamlıyorum. Ve mercemi keçi denerek bilmek istedim ki, son dövrler mimar kitablarının sayı durmadan artmaqdadır. Bu iller ərzində bütün post-sovet mekanında, yani bu qeyd olunur, siyasi xadimler, edebiyat şunası, alimler ve esasen de bizim elbette ki tədqiqat obyektimiz yazıçılar tarafından yazılan roman memuarlardır. Eserlerin sayı arttıkça artık janr dahilinde de bir mürekkebleşme gelir. Yani roman hatıra, roman povest, gerçek roman kimi yeni janrlar formalaşmaqdadır. Enenevi janrlar artık yazıçıların üzerlerini de təmin etmir ve onlar özleri romanlarının janrını müəyyənləşdirirlər. Məsələn, Natiq Rəsulzadə Goldstream romanı avtobiografik bir romandır. Roman kardiyogram, Vidadi Babalı Gizlinlər romanı gerçek roman. Sabir Azəri isə məsələn öz avtobioqrafik romanını bioqrafik roman deyə janrını müəyyənləşdirmişdir. Sənədli və bədii üslubun yaxınlaşması nəticəsində yaranan memuar romanlarda konkret insanlar dövrün xarakterist cizgilərini ifadə edən fiqurlara çevrilirlər. Bu əsərlərdə yazıçılar özünün və müasirlərinin personajları vasitəsilə müəyyən bir epoxanı, fərdi talidə bütöv bir nəslin taliyini əks etdirməyə çalışırlar.
Bu baxımdan 80-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında uzun müddətdən sonra, yəni bütün postsovet məkanında olduğu kimi qadağan edilmiş mövzulardan, repressiyaya məruz qalmış yazıçı və şairlərimiz haqqında gerçəkləri əks etdirən əsərlər çap olunmağa başladı. Düşərgə ədəbiyyatı adı altında işıq üzü görən bu əsərlər 80-90-cı illərdə xüsusi maraq və diqqət mərkəzində idi. Solzhenitsinin həbsxana islah düşərgələri haqqında əsərləri uzun müddət SSR-nin ifşası üçün dəlil sübut olaraq çap edilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatına gəldikdə isə həmin illərdə Rafael Hüseynovun Hüseyin Cavidin taliyi ilə bağlı Cavidlər əsəri, repressiyaya məruz qalmış yazıçılarımızın xatirələrindən olan Bağırovun Ümidim olmasaydı, Süleyman Vəliyevin Qanadı sınmış quş da uçarmış sənədli povestlərini misal çəkmək olar. Vəhşi üçlük tərəfindən məhv edilən yüzlərlə insanın taliyələri, Stalinizm dövrünün həbs və işgəncə əzablarının əks olunduğu bu əsərlərdə yazıçılar vəziyyətin çıxılmazlığını, müxtəlif insan taliyələrini əks etdirərək ədalətsizlik, zülm qarşısında bəzilərinin dözüm göstərərək sınmadığını, digərlərini sınaraq, psixoloji bir yükü dözməyərək satqına çevirdiklərini təsvir etmişdir. Əslində, çox maraqlı və mühüm bir mövzudur, yəni mürəkkəb. Lakin bu ölümlə üzə qalan insanlar həm də xatirələrində yad soyuq bir məkanda insanların qarşılaşdığı ağır həyat tərzi təsvir olunmuşdur. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan ədəbiyyatının nümunələri bədii keyfiyyəti ilə o qədər də seçilmir. Yəni, bəhs olunan mövzuların ağırlığı, sistemin adi vətəndaşlara qarşı qəddarlığı oxucuları biganə qoymasa da, bu əsərlərdə hələ ki, obyektiv gerçəkliyin təsviri bədii şərhi üstələyir. Bu baxımdan müasir mərhələdə, yəni müasir mərhələ deyəndə mən 92.000-ci illər mərhələsini fərqləndirirəm. Xüsusilə Sovet dövrü nümunələrindən fərqlənir. Çünki bugün ədiblərimiz daha çox xatırlamağa deyil, anlamağa çalışırlar. Buna görə də post-sovet dövründə yazılmış əsərlər xüsusi önəm daşıyır. Yaradıcı insan və hakimiyyət münasibətlərinin gərginliyi, çərçivələr salınmış yaradıcılıq stixiyası, klassik sovet ədəbiyyatı nümayəndələrinin fərqli obrazlarını canlandırdığı bu əsərlərdə mürəkkəb, ziddiyyətli, faciəvi bir dövrün mənzərəsi canlandırılmışdır. Avtobioqrafik, mən Reyman memuarları avtobioqrafik və bioqrafik olaraq iki yönə bölərək təhlil etmişəm. Avtobioqrafik əsərlər müəllifin özünün hiss və düşüncələri ifadə etmək tələbindən yaranır. Bu əsərlərdə yazıcı özünə dərhi can ataraq ömür yoluna nəzər salır və retrospektiv yanaşma, yəni hadisələrin dünən və bugün müstəvisindən qiymətləndirilməsi yer alır. Lakin təəssüf ki, bəzi romanlarda, məsələn, əsasən də Sovet dövründən bəhs edən romanda bu fakt qorunmur. Bir çox tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, əsas olan avtobioqrafik romanda daxili yaşantıların təsviri, onun mənəvi psixoloji portretinin canlandırılmasıdır yazıçının. Yəni, onun məzmunun şəxsiyyətinin daxilən yetkinləşməsinin təsviridir. Burada müdrik, yəni hadisələrə bugünün müstəvisindən nəzər salan müəllif və əvvəlki gənc arasını qarşılaşır və baş verənlər və xatırlananlar arasında konflikt yaranır. Və müdrik müəllif gənc personajdan fərqli olaraq hadisələrə analitik tənqidi münasibət bəsləyir. Zənnimizcə bəs bu konflikt müəllifin baş verənlərə münasibətinin yer alması avtobioqrafik əsərlərin əsas xüsusiyyətindən. Çünki bu qorunmayanda artıq sadəcə hadisələrin təsviri gedir, nəql edilir və bu öz xüsusiyyətini itirir. Sovet dövrünün təsvir olunduğu əsərlərdə öz həyat yolundan bəhs edən müəlliflər hiss və düşüncələrini bölməkdən çəkinmişlər. Yalnız baş verənləri xatırlamaqla kifayətlənmiş, müasirlərinin portretinə geniş yer edərək şəxsi məqamlardan yayınmağa çalışmışlar. Bu əsərlərə misal olaraq biz Sabir Azərinin Tələbə Məhlusun Etirafları romanını göstərə bilərik ki, burada da əsasən bu hökumətlə, sistemlə insan, yaradıcı insan arasında qarşıdurma təsvir olunur və bu romanların hər biri əsasən 50-ci ildən başlayaraq 90-cı illərə olan bir dövr əks olunmuşdur. Görkəmli yazıçımız Balaş Azəroğlu'nun əsərlərini də bunlara aid eləmək olar. Sonradan Vidadi Babalının Gizlinlər əsəri də həmin cür əsərlərə etibar etmək olar. Yəni, yazıçı həyatının bəzi gizlinlərindən bəhs etmək istəsə də, müasir olduğu dövrün mühitin təsviri avtobioqrafik materialı üstələyir. Bu illərdə yazılmış bir əsəri xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, məsələn, Seyran Səxavətin Qaçaqaç avtobioqrafik romanında, orada da Sovet dövrü xatırlansa da, yəni əvvəlcə öncə bəhs etdiyim əsərlərdən fərqli olaraq, burada həmin illər ağrı ilə anılmır. Müəllif yanaşmasını
İranik müstəvidən yanaşaraq o dövrü əks elətdirmişdir. Son illərdə yazılan, 2000-lərdə yazılan əsərlərə isə nəzər saldıqda artıq sosial tematikanı zəiflədiyi, janrın ənəvi xüsusiyyətlərini əks etdirən etiraf xarakterli əsərlərin yarandığı müşahidə olur. Bu əsərlərə nümunə olaraq Əli Əmirlinin və Natiq Rəsulzadənin əsərlərini təhlil eləmişəm. Yəni, buradan başlayaraq qələmə almış əsərlərdə, uşaqlıq haqqında, avtobioqrafik əsərlərdə yazıcı daha çox həyatının ağrılı dövrlərindən bəhs edir. Məsələn, öncəki dövrdə mühacirət ədəbiyyatında uşaqlıq cənnət dövrü kimi təsvir olunurdu. Sovet ədəbiyyatında şən həyatın, elə bil ki, pis həyatın qutarması, sovet həyatının başlanması ilə şən dövr kimi qeyd olunurdusa, müasir dövrdə uşaqlıq haqqında ədəbiyyat, avtobioqrafik romanlarda uşaqlıq dövrü əsasən ağrılı bir məqamdan bəhs olunur və bu uşaqlığa qayıdış müəllifin özünü daha dərindən dərk etmək cəhdi kimi yer almışdır. Qəhrəmanın daxili dünyasına baş vurmağa çalışan müəllif onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında rol oynayan həyat faktlarına yerindən nəzər salmışdır. Və bu romandan bəhs edərək mən yeni avtobioqrafizm və filoloji roman məsələlərinə toxunmuşam. Çünki bu uşaqlıq illərindən xatirələr, yaradıcılıq prosesi haqqında düşüncələrin yer aldığı Golfstream romanı filoloji mətn xüsusiyyətlərində etibar edir. Çünki əsərdə yazıçının xatirələri ilə birgə bədii yaradıcılıq haqqında düşüncələri də əks olunmuşdur. Bədii və filoloji fikir düşüncələrin xatik ortamda təqdim edildiyi əsər həm yeni yaradıcılıq sahəsində eksperiment, həm də uşaqlıq illəri ilə bağlı orijinal əsər olaraq maraq doğurur. Daha sonra bioqrafik romandan bəhs etmişəm, yəni Sovet dövründə, post-sovet məkanında bu siyasi xadimlər haqqında da bioqrafik romanlar çox yazılır və Heydər Əliyev haqqında bir çox romanlar yazılıb, həm rus siyasi əsərlər yazılıb, həm rus müəllifləri tərəfindən, həm türk müəllifləri tərəfindən. Azərbaycan ədəbiyyatında da bu Elmira xanım Qafarovanın Heydər Əliyevin həyatından bəhs eləyən 6 cildlik bioqrafik romanı xüsusilə seçilir və burada da əsasən müəllif onun haqqında yazılan mifləri aradan qaldırmağa çalışmışdır. Bir çox bioqrafik əsərlərdə öz kollegalarının obrazını canlandıran yazıçılarımız da məlum sovet sənətkarı haqqında mifləri aradan qaldırmağa, yaxın keçmişimizlə bağlı gerçəklikləri təsvir eləməyə çalışmışlar. Xalq yazıçısı Anarın, tanınmış yazıçı və şairlər haqqında bir çox portret o çirklərin bioqrafik povis və romanların müəllifidir. Bunlardan Ənvər Məmmədxanlıya həsr etdiyi Həyatım Ağrıyır xatirə povestini və Nazim Hikmətə həsr etdiyi Kərəm kimi bioqrafik romanlarını misal göstərmək olar. Həmçinin 1980-1990-cı illərdə Azərbaycan xalqının milli savaşı, Qarabağ müharibəsi ədəbiyyatda qəhrəman obrazının aktuallaşmasına səbəb olmuşdur. Mustafa Çəmənlinin milli qəhrəmanlarımızdan bəhs edən Fred Asif mübariz əsərləri də bu zəmin də yazılmış bioqrafik əsərlərdir. Nəticə olaraq qeyd etmək istərdim ki, əsasən Sovet dövrünün faciələrinin əks olunduğu avtobioqrafik əsərlərdə yazıçıların Sovet insanının ağır acısını təsvir etməyə, tarixin mühüm bir mərhələsinə yenidən, tam fərqli mövqedən dəyərləndirməyə çalışdıqları bəlli olur. İlk mərhələdən 90-cı illərdən fərqli olaraq getdikcə müəllifin ictimai-siyasi proseslərin təsvirindən uzaqlaşaraq etiraf xarakterli əsərlərin yarandığı müşahidə olunmaqdadır. Müstəqillik illərində qələmə alan bioqrafik bədii sənədli əsərlərdə müəlliflərin sovet liderləri yazıçıları haqqında mövcud mifləri aradan qaldıraraq onların yeni gerçək bioqrafiyalarını yaratmağa çalışdığı, eyni zamanda sovet dövrünün sosial-psixoloji mənzərəsinin təhlilinə və müasir zaman müstəvisindən dərkinə çalışdığı görünür. Təhlillərdən aydın olduğu kimi, müasir dövrdə bioqrafik janrda ciddi dəyişikliklər baş verir. Müəllif mövqeyinin önə keçməsi, xatirələrin yer alması ilə əsərdə zaman konsepsiyası mürəkkəbləşmiş, hadisələrin müəllif tərəfindən şərhləndirilməsi mühakimələri önə çıxmışdır. Yazıçının məqsədi yalnız tanınmış insanın həyat və yaradıcılığı haqqında əsər yaratmaq deyil, daha çox müasir olduğu dövrü miflərdən azaldır. Etmək, öz subyektiv münasibətini ortaya qoymaqdır. Beləliklə, müasir bədii sənədli nəsr əsərlərində getdikcə yaradıcı insan və sistem qarşıdurmasının əks olunursa, zaman keçdikcə etiraf məzmunlu əsərlərinin sayının artdığı görülür. Bioqrafik nəsrdə isə dövrün tanınmış insanları haqqında miflərin aradan qalxdığı əsərlər yaranır. Müasir qəhrəmanlar, ictimai-siyasi gerçəkliklər əks olunur və ümid edirik ki,
müasir nəsrimizdə bu qol aparıcı bir qola çevriləcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Lala hocama çok teşekkür ederiz. Bildiri sunan hocalarımız 15 dakikalık sürelerine gayet iyi riayet ediyorlar. Lala hocam hızlı bir Azerbaycan Türkçesi konuşur. Belki bazı dinleyenler bizi çok anlamamış olabilir diye ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Konuğunuzdan bahsetmek istiyorum. Lale Hocam, bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatında roman ve anı türlerinin özelliklerini ve tipolojik sınıflandırmasını bizler için yaptı. 1980'lerden beri Azerbaycan edebiyatında kurgu ve belgesel düz yazının gelişmesinde bir canlanma olduğunu söyledi. Roman ve anı sayısının artmasının, Sovyet yazarlarının son yıllarda yazdığı günlüklerin yayılmasının ve sürgünde edebiyat çalışmalarının modern edebiyatında kurgu ve belgesel düz yazıya olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Son yıllarda yayınlanan pek çok romanda pek çok romanda türlerin netleşmeye başladığını söyledi ve bu türlerine göre bizim için Azerbaycan romanlarını sınıflandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız doçent doktor Fikret Alizade, Türk ve Dünya dillerini birleştiren kök ünsüzleri başlıklı bildirisini sunacak. Merakla hocamızın bildirisini bekliyoruz. Buyurun hocam. Fikret hocam, sesinizi açabilir misiniz? Sol alt köşedeki an yüklüsü, gerçi sizde Rusçasıydı. Tamam. Ben Kurultay iştirakçıların her birisini salamlayıram. İyi günler arzulayıram. Benim bugünkü mövzum Türk ve Dünya dillerini birleştiren kök ünsürlerdir. Ben onu slaytla göstermek istiyorum. Şimdi ben çalışarım ki onu göstereyim. Bakın. Bu işte bana yardımcı olmak gerekiyor çünkü bu dakika. Aha. Böyle bir şey. Evet hocam, şimdi açıldı sunumunuz. Açıldı mı? Aha. Evet hocam, bu, açıldı. Şimdi bu dakika gösterelim. Aha. Aha. Bu dakika yok. Bağışlayın. Bu tekniki işler bence bozucu olur bu teyke. Çok özür dilerim. Böyle bir şey. Şimdi görünür mü? Sizde gayet görünür mü? Gayet güzel görünüyor. Gayet güzel görünüyor Fikret hocam. Elbette bir millet, iki devlet. Biz Türkiye Türkleri, Azerbaycan Türkleri aynı millet. Demeli, mevzu Türk ve dünya dillerini birleştiren kök ünsürler. Ben evvelce Türkçe konuşacağım ama sonrası Azerbaycan Türkçesi olacak. Demeli, diller oldukça zengin bir hazinedir. O kendinde akıl almaz derecede çok değerli materyaller barındırıyor ki bunlar ebedi araştırma konusudur. Her nesilden sonra toplanan bilgiler geniş araştırmalar için büyük zenginliktir. Kelimeler, deyimler insanı düşündürdükçe onların üzerinde lingüistik araştırmalar yapıldıkça her defasında tamamen yeni sayfası açılası meselelerle karşılaşılır. Dillere bu bükümlü Arapça konstrüksiyonu ile yaklaştıkta, yani kelimeleri anlamsal, mantıksal açıdan uzlaştırabilen söz, köklerinin ancak kök ünsürlerine fikir yaratan karkas gibi kullandıkta hayli farklı fakat semantik yakınlığa sınıflanmaya göre birbirine kavuşarak silsile kavramlar elde edilebilir. Bu durumda akraba veya yabancı dillerde de bu kök ünsürlerine bağlılık kendini gösterecektir.
Birbirinden farklı sistemli dillere mensupluğuna rağmen Yunan, Latin, İngiliz, Arap, Fars, Rus ve başka dillerin kelimeleri birbiriyle benzerlik oluşturacaktır. Özetle örneğin veren siyah harflerle gösterilenler o farklı demeli ünsüzlerdi. Böyle bir şey diyebilirim ki Arapça sözler ünsüzlere sıkılırlar, sonra onların üzerinde yığılır ve müxtəlif formalara salınır. Ve mesela ki ketebe yazdı, yazma, sonra mektup yazılan, kitap yazılı, sonra kitap sanki ketebe bir mektep bizde okuldu ama Ərəblərdə yazı pozu yeridir. Yani orada da yazıyor. Sonra biz bunu ketebeni tersini okusak, həmin samitleri saxlasak, buna metateza deyirlər. Olacak bitik, yani qədim Türk dilinde yazı, yazıya gelip çıkır. Şimdi burada bakın, dırı ünsüzlerine bakın. Dırı, o biri dillerde de dırı. Yani bakın, derma, Yunanca, dermatolog sözü var orada. Deri, həkimi deyək. Deri bizim dildə, Türk dilində. BT görürsünüz, botanika sözündə oturur. Nebatatda oturur, minbitdə oturur. Sadece nunla bunun yeri değişir. Və bizim bitki sözü, bitki. Ama bəzi hallarda samitlər ya özünə yaxın, ya da ki uzaq, qəfildən dəyişik bir samit seçirlər, ünsüz seçirlər. Baxın, burada bit olub fit, fitonim. O da bitki ilə bağlıdır, Yunanca. Göründüyü kimi ikinci seçenekdə fitonim kelimesinin önündə B yerinə F kullanılmışdır. Toponim, bu bize daha dolma sözdür. Baxın, TP. Toponim onomastikada yer adları bildirən sözlərdir. Toprak, Türkçe da, bu daha doğru dayanmış. TP, toplu halda olan bir şey. Ama Azerbaycanca bu metateze uğrayıb. Yani ki tınan pını yeri değişip olup torpaq. Sonra terra. Bakın hemen sözde terra. Terra İngiltere. Görürsünüz. Yani İngiliz angle. Yani melekler diyarı demeydi. Terras. Sonra torpaq. Sonra mesa. Latin dilinde mesa. O Fars dilinde sızaya şey. Bu təbii haldır. Çünkü sənin cingilçisi, cingili ünsüzü z'dir. Miz. Bizde de masa. Kalami, latınca. Bakın, k-l-m. Burada kamış sözünün, kamışdan, kamışın iki ucundan yaranır bu qələm. Ve bizim dildə qələm. Kalem, Türkçe. Sonra labiyun, lab. O, Rəşid Bey bu da oxur. Ləbu şirin, ləbilər. Yəqin o mahnını eşitmişsiniz. Lab dudak deməkdir. Labial, dudaklanan. Lab, dudak. Sonra dense, dense. Dense latınca diş deməkdir. Bizdə dt-yə çevrilir. S-şəyə olub tiş. Və Azərbaycan türkçəsində ya Azərbaycan türkçə diş. Senex. Senex, sənə fikir verin. Sənə koca kişi və karı adama deyilər. Sinlidir, sinli, yaşlıdır yani. Sene. Sene ərəbcə il deməkdir. Senex Yunanca il deməkdir. Sonra hətta senat sözü var. Senat. Senatda sənə, yəni qocaların yeri, aqsaqqallar yeri, yaşlı adamların yeri. Orada cavan oturmur ki senatda. Əgər qaydasındansa. Yəni semenis, toxum deməkdir. Səməni sözü oradan gəlir. Saksun, kaya, skala sözü Rusça gedir. Baxın, s atı. Burada səslər düşə də bilər, artırıla da bilər. Sonra biraz sonra görəcəksiniz ki, biraz sonra görəcəksiniz ki, artıq bir dənə samit qalır. Ünsüzlər daha dəyişkəndir. Onlar düşür, dəyişir. Çünki Yahudi dilində nefeş sözü var. Nefeş nəfəsdir. Nəfəs isə ruhdur. Bu insan, hər bir xalqın öz ruhu var, öz deyim ruhu var. Hətta bölgələrdə ayrı-ayrı ləhcələr olur, şivələr deyirik biz, dialektlər.
ayrı-ayrı bölgelerde, mesela şimdi Türkiye'de Trabzon'da bir cür danışabilirler, Ankara'da başka cür danışabilirler, farklı danışıklar olacak. Ama orada en çok değişen sahipler, yani ünlüler olacak, ünsüzler yok. Ünsüzlerin değişmesi çok zor bir şey. Ünsüzler sanki bir binadı ve onun içini saatlerle doldururlar, kerpiçlerini. Yani ben ne için nefes dedim? Çünkü insanın ruhundan ileri gelen o değişkenlik ki var, nefes alır. Onun coğrafi araziden asılı olarak bazıları sözü boğazında demeli olur, saatleri bazıları önde demeli olur. Mesela çünkü tabii ki eğer bir sözü biz işletmek istiyorsak ağzımızda yararlı yerde işleyeceği. Yani hangisi arazide yaşıyorsa, eğer şaftalı yerdirse biz çalışacağız ki onu boğazımızda yok, dilin ortasında yok, dilin önünde çok süratle diye. Eskimoslar, Türkçüler kimi. Çünkü orada demeli olan dili inkorporlaşandı. Yani bir bedene yığılan, bütün bir cümle bir söz kimi değildir. Ta ki ben Türkiye'ye gittim. Orada ama ben Türkiye'ye gittim diyebilirim ayrı ama bir şaftadan. Ya isti yerlerde ağzın ön hissesi kuruyor, ağzın orta ve arka hissesi nem olduğu için o yerde de telaffuz etmek rahattı. Ve Araplarda fikirlerin boğaz sesleri çoktu. Azerbaycanlılar iklim ki ortadı, yani ki isti de var, soğuğu da var. Yani 11 iklimden 9'u burada olduğu için hem dilin ortasında hem önünde, daha çok önüne meyil göstermek istiyorlar. Bir kadar arkaya, boğaz sesler bizde yok derecesinde. Biz de hı değil, hı. Ama o derecede değil, o Ereblerdeki kimi aynı, böyle sesler değil. Şimdi bakın, kayuk. Kayuk Latınca, kayık, kayık. Kayık da Türkçe. Pesimist, pesimist yani bedbin, pisi gören, pese. Brilliante, bakın bu P ile özeldi. Parıldayan, parlar, pırıl pırıl. Brilliant yani pırlanta. Sonra polis. Polis bu çok maralı, Türk diline çok maralı şekilde bu gelmişti. Polis Yunanca çok demeydi. Poliglot yani çok dil. Çok dil bilen adama poliglot diyorlar. P-F'ye rahat çevrilir. Ya yani, mesela için Rusça flame İngilizce dese plame Rusçadır. FP'ye çevrilir. Ya faya yazılır fire. O pajara çevrilir. Pajar. Bakın ve burada birden spontan gafirden tamam başka yat seslere çevrilme emele geldi. P-D'ye çevrildi, B'ye çevrildi. Bakın P poliglot, full ve bol dolu ve Türkçe ise çok maralı olur. Hemen o full esaslanılmış fazla söz emele gelir. Burada bir zı da artırılır. Buna diller proteza. Sonra plenus, polni. Görürsün plenus Latınca da gene de polni Rusça. Kökelmiş formaya geldi işte. Yani sözlerde semantik şahelenmeler de gelir. Sonra face sözüne bakın. Fs, deyilişte s'dir ama yazılışta o kadar hiç son bu. S, ince saatler kabağında demeli s'dir. Kalınan karşısında da k'dir. Bakın bu yüz demeydi. Vizaj. Bakın sifet. Sefe yerin değişti. Bak sefe. Sonra barikadır. Bu da Türkçe çok maralı bir form alır. Bizim dilimizde, Azerbaycan dilinde barı sözü var. Ama bu daha çok lehçelerde, diyalektlerde çok işlenir. Barı hasar demeydi. Bar yer, bakın Rusça, barı yer. Türklerse bunu bari yerler diyor. Sonra, burada bariye sözü farklı telaffuzuyla dikkat çekiyor. Sadece birleşik yapılı barı yer, dört yanlı kapatılmış yer kelimesinde ın sözü kaybolmuştur. Logos, Yunanca yer mekan, logo var Rusça. Ve böyle bir söz var, bir loga. Demeli ayıdır, logo ise yuva, ayı yuvası, bir loga. Sonra Azerbaycan Türkçesinde yer bildiren lag ve lık dört variant ekleri mevcut. Yani lık, lik, lık, lık yedir.
yaylaq, otlaq, daşlıq, çəmənlik. Sonra land. Land baxın yer bildirir ingiliscə, məkan. Landschaft. Lane farsça, lono rusça, kirin ingilis, fars, rus dilləri. Sonra body. Body ingiliscə bədəndir də. Beten. Bədəndən kənar edilmə bord, abort. Bədən. Sonra brain, göl səslənişinə də nə qədər yaxındır. Beyin, çin, çənə, tuz, tiş, diş, quş, quş, kas, duck. Bak, bu duck sözündə maraqlıdır. Ön hissə tamam qopur. Qaplaoloji bir hal olur. Yəni, bütün heca düşür. Və duck, ördəkdən duck qalır. Və mean, məna. Belə. İndi isə vakit hələ var mı? Mən elə. Bu da ingiliscə variantıdır. Bayaq göstərdiklərim deməli, bunlar ingiliscə gedib və indi Azərbaycan türkçəsində də olacaq. Çox maraqlıdır ki, əgər insanın bədənində fikir verirsə, onun bədənində B və D samitləri ilə adlar çoxdur. Baş, boyun, boğaz, burun, beyin, sonra bel, bilək və s. çoxdur. Sonra D ilə də var, dodaq, diz, damaq və s. Deməli, Azərbaycanca bu belə səslənir. Türk və dünya dillərini birləşdirən samitlər. Dilçikdə belə bir fikir var ki, hər bir dil 1000 il ərzində leksikasının 40%-ni itirir. Bir halda söz istifadə üçün tamam itirilir və ya şəkilçiləşirsə, digər halda çətin dağılan samit strukturu sözün səhnədən getməsinə mani olur. Bəzən cəmisi iki söz samiti olan sözdə eliza nəticəsində, yəni səs düşümü nəticəsində bir kök samiti qalır. Belə olduqda sözün izi itirilə də bilər. Bu zaman sınmış sözdən qalma kök samiti və müxtəlif səmiyyə dünya dillərinin leksik semantik materialı köməyə gəlir. Dildəki sözlərin formal uyğunluğu semantik cəhətdən də uyğun şəkil gəldikdə bu sözlərin eyni kökə bağlı öz təsdiqini tapır. Belə. Məsəl üçün, bağışlayın. Hə, bəli. Dice, məsəl üçün, di. Baxın, latınca dice, de. O, adin. Bu, oruslarda, oruslar o səsini sevmirlər. Onlar onu vurğusuz deyəndə ana deyirlər. Adin. Yedinica, vatene. Fars dilində bu yek mənasına gəlir. Una. Burada bir dənə n qalıb. Baxın, nəsə, texniki. Sonra yeast sözü var. Yemək mənasında. Yıda. Sonra it. İngiliscə yemək. Bu nümunədə DT əvəzləməsi baş verir. Baxın, nol. Rusca sıfır deməkdir. Not. İngiliscə yox. İnkar edatı. Niyet. Rusca yoxdur. No. İngiliscə feili inkar edir. Niye. Rusca ad və feilləri inkar edir. Ni. Rusca heç adları inkar edir. Ni, slova, ya heç bir söz. Nə xeyir, farsça, yox, xeyir. Sonra nımmıya çevrilir bizdə. Ma, Azərbaycan feylərin inkar şəkisi. Mə, ərəb, məsələn, yaz, yazma. Mə, ərəb dilində keçmiş zaman şəkil feylərin inkar. Məsələn, zəhəbdu, gəldim. Mə zəhəbdu, gəlmədim. Lə, ərəb dilində indiki zaman inkar şəkilçisi, həmçin yox ədatı. Lə iləhə illəllah, Allahdan başqa Allah yoxdur. No, rusça amma, ancaq, lakin kimi tabisiz mürəkkəb cümlələr arasında əks, zid mənalı, yəni öncədəki cümlədə olmayan, ona yox deyən mənada işlədilir. Un ingiliscində sızdır, an deyilir də, anistal. Na, farsça, o da inkardır, ön qoşmadır, naxoş, yəni xəstə, xoş olmayan. Qədim insanların əsas bişmiş qidası o zamanı öldürdükləri heyvan meyitləri onların əti olmuşdur. Ona görə o it, bayaq söz getdi, it, meyit, mən, o meyit sözünə bağlanır. Uyku, yuxu, uyu və xələc dilində yuxuya, yuxuya getmək, yatmaq mənasındadır. Bir, prima. Ümumiyyətlə, sözlər ki var, prezident, sonra prorok, və pro, pre,
Pra, ne bunlar hamısı bir deməkdir. Önde olan. Pro, yani talilerin önünde olan. Prezident, ön, birinci. Sit, oturmak. Önde oturan mənasındadır. Sonra sıfıra. Orada tıçı sıfır ve sızıya çevirir. F düşür, olur zero İngilizce. Ten, on. Kül, kol, ol. Mesela şimdi kololam, Yahudi dilinde kololam deyirlər, bütün dünya, külli alem. Fikret Meni, Hocam. minyan, beri. Fikret Hocam, sürenizin sonuna geldik. Toparlayabilir misiniz? Beri, sonu, ansu da sona gelip çatırır. Eğer lazımsa, yakışır. Ben başka bir şey de diyelim. Şerh dünyasında 5 dakika da olur mu konuşma? Ya 3 dakika. Peki hocam, bekliyoruz toparlamanızı. Yaxşı. Yani bu bazı şeyleri demek isterim. Mesela çünkü Şərq dünyasının bir parçası olan Azerbaycan'da neyse büyük ölçüde olduğunu göstermek istedikte onu eşek, deve veya fille mukayese edirlər. Eşek boyda kitap, eşek boyda boyu var. Karpuz mesela için arbuz Rusça sözünün etimoloji esasına baktığında bu fikir tasdiqlənər. Qar Farsça xər, eşek buze, eşek. Ama buze ise Orta Fars'ında hıyar demektir. Mənası eşek boyda hıyar çıkır. Yani ona göre ki Orta Asya'daki kimi İran'da da bir kısım karpuzlar hıyar kimi uzunsu ve zolaklı olurlar. Dilde eliz neticesinde sözler tamama sala düşebilir. Bayağı onu dedim. Sonra böyle bir şey de var. Bak, Türk halklarının adlarında TRK elementi özünü gösterir. Yani ki Türk, Etrus, sonra Türkmen. Bir de ki böyle bir şeye bakın, bazı samitlerin değişmesinden məna kalır. Zemin Farsça torpaq deməkdir. Zemi əkilmiş torpaqdır. Çəmən isə əkilmiş, yani yaşıl ya torpaq. Səmən isə səməni, o artık oradan götürülmüş, evde ekilmiş bir yer, semeni, çubalı, evdeki çöl. Onun qurumuşu samandı. Ve sonuna yakın da onu diyebilirim ki, bir iki tane böyle bir şey suyla bağlı. Dünya dilinin semantik kısa suyla bağlı olan sözleri formal cihetten araştırdıkta böyle maraqlı bir şey əmələ gəlir. Tsunami, su dalgası Japon dilinde. İguasu, Cənubi Amerika'da şəlalə, yani çağlayan su. Fikir verirsin, su sözü işlenir. Missouri, ABŞ'da çay, bulanık su, Hinduların dilinde. Mississippi'de su si olur. ABŞ'da çaydır, büyük su. Sonuncu sözde su şeklindeki u saati ile əvəzlənir. Ve sona yakın da onu diyebilirim ki, yani material çoxdur, yani vaxta sığışmak olmur. Ona göre ben diyebilirim ki su sözü bazen b ile de bazen bu, bula, buxar, bu, buz, bula, buruq, qaba su çıxartmaq için buruq qazardır, indi petrol qazmaq için. Yani ki bu, ya DNA elementi, yani skiflərin, Türk tayfası o skiflərin suyla bağlıdır. Don, bakın Avropa'nın çaylarına bakın. Don, Dunay, Dnieper, Dniester, Desna, Dvina, hamısı DNA'dır. Yani böyle. Ve axırıncı da onu diyeyim. Ərəb versus Sözlərin bəzən metafizik hadisə neticəsində söz yaradıcılığının şahidi oluruq. Ərəb mənşəli rəs baş ve sir sözlerinin Farsça ifadəsinə bakanda sər baş ve ras sir sözlerinde görürüz. Razda hem sait değişip hem de sezze əvəzlənməsi baş verir. Rus dilindeki sekret sözünü dikkat verirse orada da sir sözünün yerleştiğini izleyebilir. Düzdür, bu Latın mənşəli sözün yazıya bağlı skriptumdan törəndiyi sübut etmək istənilir. Ama her halde danışıq insan nitqinin açıq forması olduğu halda onu daha kapalı, gizli nəzərə alaq ki, giz qədim Azərbaycan dilində sir deməkdir. Nəhayət sirli forması yazılı nitqi. Çünki yazı hamı üçün gözlənilməzdir, sürprizdir. Cəmiyyətdə adamların əksəriyyətinin taleyini yazı, məktub, sənəd, qərar, əmr, saziş, gizli arxiv materialları vesaire həll etmirmi? Deməli, yazı və sir arasında gizli bağlılık var. Və sonda da deyəcəm,
Sonucda o fakt göstermelidir ki, dünya dilleri doğrudan da vahid ulu bir köke bağlıdır ve nostaljik dilçi bakımından araştırmalar geniş şekilde aparıldıkta dünya halklarının birbirine sık bağlı derinden hiss olunacak bir sözdeki keşf arkeoloji kazıntıları da qabaqlayar. Çünkü değerli məlumatlar elde edilir, ölüler diriler, hatta defineler tapılar. Filologiyanın gücü ondadır ki, o cansızı dindirir. Eğer filologiya olmasa, dünya susar. Bu da sonunda. Çok teşekkür ederiz Fikret Hocam. Sizden sonra doçent doktor Elvira Latifova mazeret bildirip oturuma katılmadığı için size bitirebilmeniz için biraz fazla zaman tanıdık. Fikret Alizade Hocam, Türk ve Dünya Dillerini Birleştiren Kök Ünsüzleri başlıklı bildirisinde ünsüzlerin dillerde kolaylıkla değişmediğini, ünler değişse de ünsüzlerin sabit kaldığını, bundan yola çıkarak birbirinden farklı dillere mensubiyetler olsa da Yunan, Latin, İngiliz, Arap, Fars, Rus dillerinin kelimelerinin birbiriyle ilişkili olabileceğini kendi seçmiş olduğu örnekleri üzerinden biz de göstermeye çalıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz zamanımız var. Eğer ekleme yapmak isteyen hocalarım varsa veya soru sormak isteyen hocalarım varsa diğer katılımcılara bunu alabiliriz. Evet Cavide Hocam, buyurun. Ben doğrusu Fikret Hoca'nın bildirisini okumak için bir sual yarandığında Fikret Hoca dilçilikte muhtelif sistemli dillerin kök sahiplerine esaslanan nezeriye var mı? Mevcut mu bir edici oraya? Lütfen cevaplandırabilir. Ben 2014'cü biraz Arap, İbri, Fars ve diğer dillerden meşgul olmuşam. Ama ki ben Arap diline daha çok esaslandım ve fikir verdim ki dünya dillerinde samitlerle bağlılık var. Müxtəlif dillerde, farkı yoktur. Lap Japon dili olsun. Japon dilinde ii diye de düz orada samit etip Türkçe iyiydi. Ya kuroy deyirlər. Qaraya karaya kuroy deyirlər. Yani Türk'le Japon'un ne alakası? Hiçbir alaka yoktur. Ama ümumiyyette deyirlər ki, Japonlar da matilikten adaya göçmüşler ve doğrusu adalaşma gelip ayrı bir yerden ve orada ayrı, onlar da at çapandı, onlar da şeydi, dövüşkendi. Bunda sözüm yok ama tamam farklı dillerde bunun özünü görüyor. Mesela çünkü ben fikir verdim ki kap, kp elementi, bakın kapital, hamısı başla bağlı. Çünkü kaput latınca baş demeydi. Bakın kapital, yani baş şehir, apayta, kapitan, yani neredeyse başlılık eden, sonra kapitoli, sonra kapital, baş olan şey var böyle, kapral, deste başı, hatta Ruslarda kapusta sözü var, kelem. O fikirlerin başı okşayır. Baş formasında da. Sonra kapüşon, mesela yağıştan korunmak için başımızı bağlayırız. Sonra kaput dedim, kapsula, kapat, kapı çok baş geldi. Otağa girmek için yerdi. Olmasa biz odamıza girebilmeliyiz. Sonra bakın PLT, yani başınıza atma istemezdim. Demek istedim ki, bu ideya mənə geldi 2014-cü ildən bir sıra beynəlxalq jurnallarda çap olundum. Və nəsə maraqlı fikirlər yarandı. Yəni dilçidə belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Sadəcə bu mənim fantaziyamdır. Teori yoxdur. Təşəkkür edirəm hocam. Başqa sorusu olan katılımcımız var mı? Ben de hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Kurultayımız hep beraber olunca güzel oluyor. Ben de arada başka işlerle de uğraştım ama istifade ettim söylenenlerden. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bunları yüz yüze yapabileceğimiz günler de gelecek salgından sonra. Saygılarımı sunuyorum. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
Evet, 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın Yunus Emre Salonu'ndaki 15. oturumunu 3 bildiri sunularak tamamladık. Doçent Doktor Elvira Latifova mazeret beyan ettiği için oturumumuza katılmadı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında yapılan Türk Dili Kurultayı'nın 9.sunun 15. oturumunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisini, burada çalışanları, kurultay emeği geçenleri ve bildirilerimizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. 15. oturum sona ermiştir. İyi günler dilerim.